Gömer kebap. Almanya'daki hayatımı, iş yerimi, ailemi bırakıp Kolombiya'ya yerleştim. Çalışkan ve dürüstler ve çok güzeller. Latin Amerika'da yaşamak ister misiniz? Peki böyle bir fırsatınız olsa hangi ülkeyi tercih edersiniz? Rio Karnavalı ile ünlü Brezilya'yı mı? Tango'nun ana vatanı Arjantin'i mi? Salsa rüzgarının hiç dinmediği Kolombiya'yı mı? Ant dağlarına yaslanmış okyanusu izleyen Şili'yi mi? Doğal hayatın ülkesi Bolivya'yı mı? Machu Picchu'lu İnka diyarı Peru'yu mu? Birkaç ülkeleri gezdim. Panama, Venezuela, Brezilya, Bolivya. En sonunda Kolombiya'ya karar verdim. Kolombiyalılara göre bu ülke yabancılara uygun fırsatlar sunuyor. Colombia me gusta porque tiene gente muy buena, su alegría, tiene folclor, su economía super bien, la gente, todo. When you're a foreigner or when you're traveling here, it's pretty affordable. Y obviamente hacer que los que vienen de afuera se sientan bien estando acá, ¿no? Peki bu ülkede iş kurmanın maliyeti ne? Hangi sektörlerde iş bulabilirsiniz? Almanya'da her şeyi arkasında bırakıp Kolombiya'da yeni iş ve hayat kuran Erdinç abiyle birlikteyim. Gelin ayrıntıları ondan dinleyelim. Röportaja geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Merhabalar, ben Erdinç Timur. Doğma büyüme Almanya'danım. Berlin'de doğdum, büyüdüm. Ve 5 yıldan beri yaklaşık Medellin, Kolombiya'da yaşıyorum. Ve burada bir büfe işletiyorum. Dönerci. Benim hayalim her zaman Güney Amerika'ya gelmekti. Küçükten beri Bud Spencer'ın bir filmi vardı Rio de Janeiro'da. O zaman bilene benim ilgimi çekmişti. Çünkü Almanya'dan biraz usanmıştım, bıkmıştım. Hep çalış, eve, evden işe. Sosyal hayat fazla yoktu Almanya'da. Ve ondan buraya karar verdim. Ve de pişman değilim. Burada bir Alman tanıştım ben Cartagena'da. Ona sormuştum işte burada dönerci iş yapar mı? O 20 yıldan beri, 25 yıldan beri Kolombiya'da, Cartagena'da yaşıyor. Evet dedi, iş yapar dedi. Çünkü dedi burada bir dönerci var dedi. Döneri çok kötü yapıyorlar. Kötü yapmadığın halde fazla çok iş yapıyordu. Gittik beraber orada döner yedik. Yedik döner şavurmayı orada. Fazla güzel değildi. Ondan kararım burada bir güzel dönerci yapmak. Yaklaşık 20-30-40 bin euroya, dolara bir iş yeri açabilirsiniz. Burada örnek inşaat işi yapabilirler. Türkiye, Bogota'dan bir Türk var, araba parçaları getiriyor. Türkiye'den. Bogota'da başka bir Türk daha var. Çikolata getiriyor Türkiye'den, burada satıyorlar. Türk lambaları, Türk halısı, Türk malzemeleri, dekorasyon burada çok iyi gidiyor. Buraya gelen müşteriler hep Türk dizi isimlerini bana söylüyorlar. Ben kendim fazla televizyon izlemiyorum diye bilmiyorum. Mevlim Ezeli diyorlar, Elif'i diyorlar Türk dizilerini. Çünkü bıkmışlar biraz Kolombiya dizilerinden. Çok Türk dizilerini izlemeyi seviyorlar. Oradan o malzemeleri, halıları, Türk lambası, nazar boncuğunu hep bana soruyorlar. Nereden alabilirler o malzemelerini? Kolombiya'da vize almak
4-5 çeşit vizeler var. Bir tanesi örnek ticari. Yani aşağı yukarı 30 bin euro yatırım yapman gerek. O yatırım yapıldıktan sonra bir senelik vize alıyor insanlar. İkinci vize oturumu, çocuğun olursa bir Kolombiyalı'dan, o zaman da vize alabiliyorsun. Üçüncü opsiyon, bir Kolombiyalı bayan eğer derse, siz 2 yıldan beri berabersiniz veya beraber yaşıyorsunuz, o zaman vize hakkınız da var. İki şahit göstermeniz gerek, onlar demesi gerek, evet bunlar 2 seneden beri beraber yaşıyorlar veya beraberler, alabiliyorsunuz. Bir tanesi evlenmek, bir tanesi de 450 milyonluk yani aşağı yukarı 150 bin dolarlık yatırım yaparsanız buraya, gayrimenkul veya bir arsa veya bir daire alırsanız, o zaman da 5 senelik vize hemen alabiliyorsunuz. Medellin dünyanın en tehlikeli şehriydi Pablo Escobar zamanında. Şimdi Medellin fazla tehlikeli değil. Güney Amerika'nın 30. mu 50. numaraya geçiyor. Yani daha tehlikeli şehirler var. Şimdi bizim kaldığımız yer bu Poblado, iyi bir semt. Estrato 6 yani 6. numara, İstanbul'un Etiler'i gibi. Burada çok polis var, çok güvenlik var. Burada olaylar fazla olmuyor. Tabii Gecekondu Mahallesi'ne giderseniz veya kötü yerlere giderseniz, Rolex'ten, orada tabii olaylar oluyor. Yani biraz dikkat etmeniz gerek. Gittiğiniz yerlere, kimle takıldığınız yer, kimle takılıyorsunuz. Ve fazla gösteriş yapılmadıktan sonra, ben 5 yıldan beri buradayım, benim başıma şu an hiçbir şey gelmedi. Cartagena'da kalmak istiyordum. Cartagena'da deniz var diye. Burada deniz yok maalesef. Ama orada bir ayı gördüm. Fazla millet çalışkan değil. Fazla çalışmayı sevmiyorlar. Çoğu Kolombiyalılar bana Medellin'i tavsiye etti. Dediler en organize, en temiz şehir Kolombiya'nın Medellin'idir. Bogota'da kaldım ben 2 ay. Bogota'nın havası çok soğuk ve yağmurlu, çok yükseklikte diye, 2500 metre yükseklikte diye, sonunda Medellin'e karar verdim. Burada hayat daha çok rahat. Güney Amerikalılar, Latinler çok rahat insanlar. Fazla ciddi almıyor işi. Rahat insanlar, zaten hava çok sıcak burada. Çok çalışamıyorlar, çalışmak da istemiyorlar. Fazla rahatlar diye, iyi insanlar diye, ondan da biraz ilgimi çekti burası. Rahat bir hayat istiyorsa, doğal bir hayat istiyorsa, güneşli bir ülke istiyorsa burayı tavsiye ederim. Ve buranın gece hayatı da çok eğlenceli. İnsanlar çok eğleniyor. Buraya gelip bir Kolombiyalı bayanla tanışıp evlenebilirler. Çünkü burada benim tanıdığım Türkler çoğu, örnek ya Kanada'da kız arkadaşını tanıştı üniversitede, okulda, buraya evlenip buraya yerleştiler. Bir tanesi Avustralya'da okurken Kolombiyalı kız arkadaşını tanıştı, buraya yerleştiler. Ve çok memnunlar bayanlardan. Amerika'dan gelen Türkler burayı seviyor ve Miami çok yakın diye her seferinde aynı şeyi bana diyorlar. Emekli olduğumuzda buraya yerleşeceğiz veyahut da buraya yatırım yapmayı düşünüyoruz. Son zamanlar çok Türkler değil diyeyim ama Amerikalılar burada daire veyahut da arsa alıyorlar. Çünkü buranın geleceğini iyi görüyorlar diye.